imkansız, yapamazsınız dediler. İşte arkada duruyor, yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamen milli imkanlarla inşa edilen ilk savaş gemisi TCG Heybeliada Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslime hazır. Anadolu Kartalı bu hafta imkansız denilenin başarıldığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda. Son dönemde özellikle savunma sanayisi alanında dışa bağımlılığın sona erdirilmesi için birbiri ardına önemli adımlar atıldı. 26 Temmuz 2005 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yapılan ilk kaynak, Türkiye'de askeri gemi inşası açısından yeni bir dönemin başlangıcıydı. Bu kaynak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamen milli imkanlarla yürüteceği MİLGEN projesini hayata geçiren çok önemli bir kaynaktı. Kaynaktan tam 3 yıl sonra 27 Eylül 2008 tarihinde TCG Heybeliada denize indirildi. Projeye inanmayanlar yanıldıklarını anlamaya başlamıştı. 2 yıl sonra 2 Kasım 2010'da TCG Heybeliada ilk deneme seyrine çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli imkanlarla inşa edilen ilk savaş gemisi TCG Heybeliada Korveti, 2 gün sonra yani 27 Eylül'de savaşa ve barışa hazır bir şekilde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Anadolu Kartalı ekibi olarak TCG Heybeliada'ya giren ilk basın ekibi olmanın onurunu taşıyoruz. Milli Korvet'in deneme seyirlerinden birine katılıyoruz biz de. Gemide sadece personel değil, sistemlerin testlerini yapacak mühendis ve teknisyenler de var. MİLGEN projesiyle Türkiye'de ilk defa bir savaş gemisinin savaş sistemleri entegrasyonuna dahil olmak üzere dizayn, entegrasyon ve analiz çalışmaları tamamen milli olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 12 Mart 2004 tarihinde kurulmuş olan Dizayn Proje Ofisi tarafından gerçekleştirildi. MİLGEN Korveti, Türk Deniz Kuvvetleri görev ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte ve yetenekte bir teknedir. 100 metreye yaklaşan boyu ve 2300 ton ağırlığıyla ağır deniz şartlarında görev yapabilecek kabiliyete sahiptir. Gemi, lojik destek imkanı olmadan 10 gün süreyle denizde kalabilir. Sahip olduğu güçlü dizel makineler ve gaz türbinin ürettiği 42 bin beygir gücüyle saatte 29 deniz milinden fazla bir sürete ulaşabilir. Gemide 10 tonluk bir helikopter için gerekli olan platform, hangar ve kapsamlı destek sistemleri mevcut. Ayrıca gemi için 106 kişilik bir yaşam yeri ve bu personel için yeterli olan, gerekli olan yaşam destek üniteleri mevcut. Gemiyi gezmeye normal zamanda geminin en mahrem yeri olan Savaş Harekat Merkezi'nden başlıyoruz. Şu anda MİLGEN projesinin birinci gemisi olan Heybeliada'nın Savaş Harekat Merkezi'ndeyiz. Heybeliada su üstü savunma harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi,
asimetrik tehditlere karşı savaş ve keşif karakol görevlerini yapmak üzere dizayn edilmiştir. Ve donanmamıza katılmasıyla birlikte ulusal gücümüze yeni bir güç katacaktır. Tabii bu faaliyetleri yerine getirilebilmesi için üzerinde çeşitli silah ve sensörler var. Milgen projesinin ruhuna uygun olarak da bu silah ve sensörlerin büyük bir kısmı yerli firmalarımız tarafından yapılmıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse ilk defa olarak top atış kontrol sistemi, milli sonar sistemi, düşük yakalanma olasılıklı radar sistemi ki biz buna LPI radar diyoruz, elektronik harp sistemi gibi sistemleri sayabiliriz. Fakat bu sistemlerin içinde en büyüğü tüm silah ve sensörlerin bağlı olduğu Genesis sistemidir. Genesis komuta kontrol sistemi daha önce Y sınıfı Fırkateyn modernizasyonunda da kullanmıştı ve Milgen projesinde yeni silah ve sensörler eklenerek uyarlandı. Genesis'in en büyük özelliklerinden biri de ileride bu gemiye yeni konulacak silah ve sensörleri entegre edilebilmek için gerekli olan açık mimariye sahip olması. Yazılımı tamamen milli firmalarımız tarafından yapılmıştır. Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi yani Genesis, Milli Savunma Sanayi Kuruluşu Havelsan tarafından üretildi. Sistem ilk olarak G, yani Gabya sınıfı fırkateynlere entegre edildi ve çok başarılı bulundu. Biz şu anda Milli Gemi Projesi'nde farklı sensör ve silahların entegrasyonu projesinde çalışıyoruz. Havelsan tamamen yerli mühendislerin kendine özgün yazılım tasarım süreçlerini ve kendine özgü algoritmalarını ortaya koyarak Milli Gemi Projesi'ne de yer almıştır. Ayrıca gemi veri dağıtım sistemiyle, milli gemiyle ve yeni tip karakol botunda uyguladığı farklı sensörleri sisteme adapte eden bir alt sistem geliştirmiştir. Ne yapıyor bu sistem? Genesis gemideki bütün sensörler, sensör dediğimiz nedir? Uçakları, su üstü hedeflerini, denizaltıları yakalayan sonarları, radarları dan gelen bilgileri derleyip, değerlendirip bunları hedeflere karşı hangi silahın yönlendirilmesini sağlayacaksa bunları organize eden, bunların en etkin şekilde kullanımı sağlayan bir sistem. Operatör tarafından dezikne edilen, tarif edilen bir hedefe sistem otomatikmen silahlarını yönlendiriyor. En uygun zamanda otomatik ateşini yaptırıyor. Bugün havadaki bir uçağa, güdümlü mermiye, denizin altındaki bir denizaltıya veya su üstündeki bir su üstü hedefine bu merkezden ister operatör yardımıyla ister otomatik olarak imha etme imkanına sahip. Biz bu işleri yaparak sadece ülke ekonomisine katkı değil, ülkenin kendi insanına güvenmesini, kendi insanına değer vermesini sağlayacak bir noktaya getirmemiş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Diyorsunuz ki Türk mühendisine güvenin. Kesinlikle. Bugün ben uzun yıllar gemi inşaat sektörü içinde çalışmış bir insan olarak ömrümün 30 yılını o sektörde verdim. Daha önceki dönemlerde şurada gördüğünüz insanların %90'ı yabancı iken bugün %99'u Türk. Bunun gururunu bütün Türk ulusu olarak herkesin hissetmesi ve yaşaması lazım. Türkiye'nin en büyük ve stratejik savunma sanayi kuruluşu Aselsan, Milgen projesinde de son derece önemli hayati sistemlere imzasını attı.
Aselsan ve Havelsan Milgem Savaş Sistemi için bir iş ortaklığı kurdu. Aselsan pilot ortak oldu. 2007 yılında, Mayıs 2007'de İDEF fuarında sadece şu anda bulunduğumuz Heybeliada gemisinin olduğu sözleşme imzalandı. Takiben 2009 yılında ikinci gemi sözleşmeye eklendi. Hangi sistemler Aselsan'ın bu gemide? Savaş sisteminde çok yüksek milli katkı var ve şu anda sizlere hani direkt Aselsan'ın kendi özgün tasarımlarını sayayım. Bu gördüğünüz topla ilgili top atış kontrol sistemi, Aselsan tasarımı, lazer ikaz sistemi. İlk defa bu gemide entegre edildi ve kullanılıyor. Elektronik destek sistemi direğin üst tarafında elektronik warfare'e, savaşa karşı gemiyi koruyor. Düşük yakalanma ihtimali olan LPI radar dediğimiz radar tamamen Aselsan tasarımı. Sözleşme imzalanırken LPI radarın Aselsan tasarımı olacağı henüz belli değildi. 2007'den bugüne tasarladık, ürettik, taktık, testlerimizi başarıyla tamamladık. Milgem 2'de de yukarıda gördüğünüz 3 boyutlu radar birinci gemide Thales'ten aldık. İkinci gemide Aselsan Thales teknoloji transferiyle ortak üretimi olacak. İlk radarımızı buraya takacağız. Üçüncü gemide de herhalde tamamen milli olacak. O hedeflerimizde var. Torpido karıştırma aldatma sistemini şu anda tasarımı ve üretimi devam ediyor. Testleri hazır. Evet, testleri devam ediyor. Üçüncü gemiye de onu hedefledik. Biz hazır edeceğiz. Bunun dışında stamp var. Evet, stabilize makineli tüfek asimetrik tehditlere karşı kullanılıyor. Muhabere sistemlerimiz var. Dahili ve harici muhabere. Uydu expand sistemimiz var. Burası ise geminin makine dairesi. Dizayn eden mühendislerden inşasında bir fil çalışan ustalara, işçilerimize, kullanıcıları bizlere, sivil firmalarda çalışan mühendis ve onlara yardımcı olan teknisyenlere. Bugün herkes bu testlerin büyük bir doğrulukla ve başarıyla tamamlanmasından herkes büyük gurur duymaktadır. Bugün üzerinde bulunduğumuz bu platform, yaklaşık üzerinde 100'ün üzerinde sistem, 1000'e yakın cihaz, kilometrelerce kablo ve boru donanımlarından meydana gelmiştir. Bir araya gelen saç, kablo ve ekipmanların bugün uyum içerisinde entegre olduğunu görmek, üzerinde mesai yaptığımız her gün bize büyük bir gurur vermekte. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın ve Deniz Kuvvetleri personelinin bir araya gelmesiyle oluşturulan konularında uzman test heyetleri, her bir sistem ve cihazın teker teker kendilerinin çalışma sınırları olan en üst sınırlarda büyük bir dikkat ve titizlikle testlere tabi tutmuşlardır. Bu testlerin sonucunda üzerinde bulunduğumuz platformun manevra gücü yüksek, sürat ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan, attığını vuran üstün bir platform olarak denizlerde seyir yapması, bizler çalışan personele mesai yapması çok keyifli günler geçirmektedir. DCG Heybeliada deneme seyrini sürdürürken biz de köprü üstüne çıkıyoruz ve gemi komutanı Deniz Kıdemli Binbaşı Erdinç Kuşçu'nun yanına gidiyoruz. Milgem projesinin ilk gemisi olan TCG Heybeliada'nın ilk komutanı olmak benim için kelimelerle anlatılamayacak bir gururdur. Gemimizin inşa sürecinden başlayarak bugüne kadar icra ettiğimiz faaliyetler süresince
seyir kabul testleri, liman kabul testleri, fiili atış süreci, fiili atış tecrübeleri sürecini, bir bebeğin doğması, anne babasını algılaması, yürümesi, konuşması şeklinde tanımlayabiliriz. Bu sürece tanıklık etmek çok büyük bir mutluluk kaynağı ve onur kaynağı ben ve tüm gemi personeli için. Bu süreç bütün gemi inşaat projeleri için geçerlidir. Ancak Milgem projesinde emeğe geçen tüm deniz kuvvetleri personeli, sivil firma personeli için bu süreci milli bir gaye uğruna hep birlikte yaşamak engin bir tecrübe olmuştur bizim için. TCG Heybeliada ile Tuzla'dan hareket ettik, adalar yakınlarında değişik testler yapıldı, ardından Yalova-Çınarcık açıklarına gittik. Şimdi ise adalar bölgesine geri dönüyoruz. Heybeliada ile Büyükada arasındaki bölgede ilk kez seyrediyor TCG Heybeliada. Deniz Lisesi görünüyor. Erdiş Binbaşı'm, Heybeliada'nın benim açımdan önemi çok büyük çünkü doğduğum yer. Peki Türk Deniz Kuvvetleri açısından önemi nedir ki? Türkiye'nin milli imkanlarla üretilen ilk savaş gemisine Heybeliada ismi verildi. Deniz subaylarının birçoğunun meslek yaşantılarının başladığı yer Heybeliada'dır. Denizciliği ruhumuzu sardığı ilk yer olan Deniz Sesi 200 yıldır Heybeliada'dadır. Bu bakımdan Heybeliada denizciler için uğurlu bir başlangıç noktasıdır. Cumhuriyet tarihinde yepyeni bir çığır açan Milgem projesinin uğurlu ve uzun soluklu olacağı düşüncesiyle ilk gemiye Heybeliada ismi verilmiştir. TCG Heybeliada adını aldığı Heybeliada'yı ve deniz subayları için çok özel bir yeri olan Deniz Lisesi'ni selamlıyor. Gemiyi dışarıdan ayrıntılı çekebilmek için TCG Heybeliada'dan ayrılıyoruz. Bu iş için gemi aracı tahsis ediliyor ve heyecanlı bir şekilde araçla denize iniyoruz. Gemi aracı bizi TCG Pendik Römorkörü'ne teslim ediyor. TCG Heybeliada korveti radarda algılanmayı zorlaştıran bir tasarıma sahip. Bu sayede korvet radarda olduğundan çok daha küçük bir nesne olarak görünüyor. TCG Heybeliada 99 metre uzunluğunda, 14 metre 40 santimetre genişliğinde. Üzerinde 8 adet harpun, 1 adet 76 milimetre çapında top, 1 adet 21 hücreli güdümlü ram nokta savunma füze sistemi, 2 adet 324 milimetre çapında ikiz tüplü torpido sistemi, 2 adet 12.7 milimetre çapında stabilize makineli tüfek platformu var. Korvette bir de Seahawk helikopteri olacak.
Alev oldu bir asır. Tarih yazan millete. Tüm eğitimimizi kendimiz, kendi aramızda yaptık. Ahbap ve Batmaz Yüzbaşılarımız gözlemci olarak görev yaptılar. Gayet güzel bir eğitim dönemi geçirdik. Biz izlerken gözlerimiz yaşardı ama hani gururdan, siz o hareketleri yaparken neler hissediyorsunuz? Örneğin üzerinize 800 kiloluk bir yük biniyor sanıyorum C çekerken. Hepimiz düzenli olarak spor yapıyoruz. Dolayısıyla bu G'ler bizi çok fazla etkilemiyor. Biz de aynı gururu yaşıyoruz gösteri esnasında. Yalnızca kanat uçlarında gördüğünüz duman çıkaran gereçler takıldı. Onun dışında uçak tüm muharip görevleri yapabilecek kabiliyette, herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yani siz bir F-16 Savaşan Şahin uçağının ne gibi yetenekleri olduğunu, hatta yetenekleri de zorlayarak bugün gösterdiniz bizlere, öyle mi? Haklısınız, evet. Üzerindeki semboller Türk Hava Kuvvetleri'nin kartalı, gördüğünüz gibi dikey stabilizede ve üstten görünüşte kanadın üzerine gizlenmiş yine aynı kartalımız parlak siyah olarak mevcut. Altında ay ve yıldızımız altın renginde yerleştirilmiş. Ayrıca üstte Hava Kuvvetleri'nin 21. yılın yıldızı olacağını simgeleyen gümüş renkli bir yıldızımız mevcut.
Anadolu Kartalı Solo Türk Hava Pilot Binbaşı Murat Keleş'in F-16 Savaşan Şahin'le gerçekleştirdiği hava gösterisiyle sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle. O kadar çabuk geçti ki. Evet. Bir de onu Murat Keleş'e sormak lazım. Tabii ki.